Merhaba değerli arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere tam sayılarla toplama çıkarmadan bahsedeceğim. Dersin açıklama kısmında pdf var. Mutlaka pdf indirip çıktı alıp sizde yazarak çalışın diyorum. Hemen dersimize başlıyoruz. Öncelikle tam sayılarda toplama çıkarma işlemi ile ilgili kazanımda bizden ne isteniyor? Ona bir bakalım. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapacağız bunu yapmamız gerekiyor. Bunları yapacak şekilde öğreteceğim sizlere ve ilgili problemleri çözeceğiz. Ki dersin sonunda zaten arkadaşlar çok yönlü bir sorumuz var. Bu da çok önemli bir soru tarzı ve bu problemleri çözebilmemiz için önemli. Şimdi ilk olarak mantıklı bir soruyla başlayacağız. Zaten bu işlerin mantığını kavradık mı tadından yenmez. Şimdi diyor ki bana bir apartmanın giriş katının iki kat altındaki otoparkta bulunan bir kişinin 5 kat yukarıya çıktığında kaçıncı kata çıkmış olduğunu olduğunu bulalım denilmiş. Şimdi değerli arkadaşlar böyle şeylerde hemen modelleyin. Apartman çizin demiyorum ama modelleyin. Şimdi bir giriş katı var. Tamam. Orayı sıfır gibi kabul edebilirsiniz. Ama iki kat altında diyor. Tamam. iki kat altındaysa bakın şöyle diyebilirsiniz. Eksi bir eksi iki. Tamam. Sonra arkadaşlar 5 kat yukarıya çıkacak. Bak şimdi şu an biz şuradayız bak. Eksi 2'nin olduğu yerdeyiz. Burada tam sayıları 6. sınıftaki tam sayıları da çok iyi bir şekilde arkadaşlar hatırlamamız gerekiyor. O videomu da şuradan izleyebilirsiniz. O giriş kısmını özellikle yönlü sayıları tam sayıları iyi bir şekilde hatırlamamız önemli. Şimdi eksi 2'nin olduğu yerdeyiz arkadaşlar. Eksi 2'nin olduğu yerdeyiz. Çünkü biz girişin ilk katı altındayız. 5 kat yukarıya çıkacakmışız. 5 kat yukarıya çıktığımızda şöyle düşünün 1 2 sonra artık artı 1 artı 2 ve nereye geleceğiz artı 3'e geleceğiz ki bakın 1 2 3 4 5 5 kat yukarıya çıktığımda nereye gelmiş oluyorum artı 3'e gelmiş oluyorum burada aslında bize işlem olarak verdiğinde şunu veriyor eksi 2 evet artı artı 5 diyor. Şimdi böyle verildiğinde kafamızda bir şey canlanmıyor değil mi? Eksi 2 artı artı 5 ne demek hocam ya? Ama bundan sonra bunları yapacağız işte. Burada aslında arkadaşlar böyle işaretler birbirinin tersi olduğu için 5'ten 2'yi çıkarıyoruz. 3 mutlak derece büyük işaretini koyuyoruz artı 3. Ama işte burada modelden çizersek sayı doğrusu mantığıyla düşünürsek ha, biz neredeyiz? Eksi 2'deyiz. 5 yukarıya çıkacağız. E o zaman bak 1, 2, 3, 4, 5 nereye geldim? Artı 3'e geldim. Böyle öğrendiğinde yorumlaman daha kolay olacaktır diyorum arkadaşlar. Hemen hemen bunlarla alakalı soru tarzımıza geçelim bakalım. Aynı işaretlerin toplamı olduğunda mesela eksi 3 ile eksi 4'ü toplayacaksınız. Ben bununla alakalı size hemen sayma pullarını getireyim. Ama normalde ben sayma pullarından anlatmayacağım. Sadece görün diye bu şekilde gösteririm. Anlatmayacağım ama anlatıyorum yine de. Böyle bunları görün diye şöyle bakın somut olarak. Ya şimdi şöyle düşünün. Ben burada borç alacak verecek gelir gider mantığıyla yaparım normalde. Ki bu en iyi yöntemdir. Yani 3 lira borcunuz varken 4 lira daha borç açarsanız 7 lira borcunuz olacaktır. E borcu nasıl gösterirsiniz? Eksiyle gösterirsiniz. O zaman sonuç ne olacaktır? Eksi 7 olacaktır. Yani ben şimdi burada size aynı işaretlerin toplamında e, işareti aynen yazarsınız falan demeyeceğim. Ki burada zaten mantığı böyle öğrenirseniz mesela artı üçle artı 4 toplasaydık ne olurdu? Artı 7 olur. Neden hocam? Çünkü arkadaşlar orada e, gelen para söz konusu. 3 liramız var. 4 lira daha gelirse 7 lira olurdu. Tamam mı? Orada onu buraya yazmadım bile. Çok basit diye. Onu yıllardır yapıyoruz zaten. Aynı işaretlerin toplamı olduğunda bak böyle eksiyle eksi toplanıyor. Çarpma değil. Daha çarpmaya gelmedik. Hani orayla karıştırmayın. Orada farklı bir şey söz konusu olacak. Yani 3 lira borcumuz varken 4 lira daha borç açarsak sonuç 7 lira borç olacaktır diyoruz arkadaşlar. Böyle aynı işaretleri toplarken arkadaşlar işaret aynen kalıyor diye de kodlayabilirsiniz. Hemen nereye geldik? Zıt işaretlerin toplamına geldik arkadaşlar. Böyle işaretler farklı farklı olursa ne yapacağız hocam? Böyle olduğunda arkadaşlar şöyle bir bilgi var ama yine bunu ezberlemenize gerek yok. Ben mantığını öğreteceğim size. Bakın eksi 3 artı artı 5. Ya şimdi aslında biraz önce yaptığımız kat mantığıyla düşünebilirsiniz. Yerin altında 3 kat altındasınız. 5 kat yukarı çıkacaksınız. Nereye gelmiş olursunuz? İkinci kata gelmiş olursunuz. Yani asansör mantığını kullanabilirsiniz bunda. Ya da ya da 5 liranız var ama 3 lira borcunuzu kapattığınızda geriye ne kadar paranız kalır? 2 lira paranız kalır. Ya burada hani şey düşünün tamam bir şirketiniz var gibi düşünün. 3 lira gideriniz var. 5 lira geliriniz var. 2 lira kardasınız gibi düşünebilirsiniz. Şirketim var hocam. 5 lira ne demek diyorsunuz belki ama Küçük küçük başladık yani. O zaman burada ne olacak? Artı 2 olacak. Bu artıyı ister yaz ister yazma. Tamam mı? Direkt 2 de yazabilirsin. Çünkü artılarda artıyı koymana gerek yok. Mesela burada bile koymayabilir normalde. O zaman toplanan tam sayıların mutlak değerleri farkını buluyoruz. Yani 5'ten 3'ü çıkarıyoruz 2. Sonra mutlak değeri büyük olan tam sayının işaretini toplamın işareti olarak koyuyoruz. Ben size bir de burada şunu söyleyeyim. Burada hangisi büyük gibi görünüyorsa onun işaretini en başta koyun arkadaşlar. Mesela bak artı 5 zaten büyük Belli. Onu koydun. Ama bak burada hangisi büyük gibi görünüyor? Mutlak derece büyükten kastımız işte o aslında. Eksi 6'nın mutlak değeri artı 6. O zaman bunun işaretini alacak. Yani burada sonuç ne olacak? Eksili olacak diye hemen böyle işaretini koyabilirsin. Ve sonra 6'dan 2'yi çıkardım. Ne oldu? 4 oldu. Bu şekilde. Eksi 4'ü bulmuş olduk. Burada da mantık şu aslında arkadaşlar. 2 lira param vardı. Ben bu 6 lira borcumun 2 lirasını kapattığımda geriye hala 4 lira borcum kalır diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ya da bu bilgiden de yapabilirsiniz. Ya ben burada mutlak derece büyükten küçüğü çıkaracağım. 6'dan 2'yi çıkardım. 4 mutlak derece büyüğün işareti koyacağım. Eksi 4 Ama unutuluyor. Bence bu e, işte artı eksi durumlarından gitmeniz alacak verecek durumlarından gitmeniz önemli. Mesela bak onu size ben şöyle göstereyim. Ya şimdi burada artı 2 var. Var değil mi? Sonra burada eksi 6 var. Bak şöyle eksi 6'yı da yapalım. Hop. Bak hemen şurada pulumuz yetmedi. Yerden bir tane pul alalım. Biraz önce attığımız pulu. Bak şimdi. Ne oluyor biliyor musun aslında? Şöyle bir şey oluyor. İki tane artı. Burada altı tane eksi var değil mi? Bak eksi altı artı. Bunları toplarken bu artı ile eksi birbirini nötrler. Yani sıfırlar. Bu artı ile eksi elimden düştü yani. Böyle de karıştırıyorum arada idare edin. Artı ile eksi birbirini ne yapar? Nötrler. Yani o zaman burada geriye ne kalmış oluyor? 4 tane eksi kalmış oluyor. O yüzden sonucumuz eksi dörttür diye düşünebiliriz arkadaşlar. Yani burada aslında şu parçalamayı bile yapsanız süper olur da. Hani onu nasıl düşüneceğim hocam da diyebilirsiniz. Yani şu parçalama bakın artı 2 tabi bunu yaparsanız bunun içine girerseniz biraz işlemle uzamış oluyor ama böyle bir şey de söz konusu. Bak eksi 6 dediğin şey aslında eksi 2 ile eksi 4'ün toplamından oluşuyor öyle değil mi? E o zaman artı 2 ile eksi 2 birbirini götürecek sonuç yine eksi 4 olarak buradan da görülebilir. Böyle parçalamalar yapmak bizi çok yönlü düşünmeye te teşvik ediyor. Ben o yüzden arkadaşlar bunları da böyle farklı yolları da gösteriyorum size. Hangisi hoşunuza giderse Onla yorumlayabilirsiniz diyorum ve çıkarma işlemine geldik. Ama çıkarma işleminde çıkarma işlemi yapmayacağız. Neden hocam? Çünkü matematikçiler bunun algoritmasını geliştirmişler arkadaşlar. Algoritma kolaylık demek. Yani kolay yolu varken biz kolay yolundan gideceğiz aslında. Aslında toplamanın içinde de biz aslında fark ettiyseniz çıkarma yaptık bir önceki sayfada çaktırmadan. Tamam mı? Burada da yapacağız aslında çaktırmadan. Şimdi bu çıkarma işlemini yapacağız ama dediğim gibi çıkarma işlemini yaparken bu bilgiyi kullanabilirsiniz. Aynı zamanda taktiktir bu. Eksileni aynen yazıyorsunuz. Çıkanın tersi le topluyorsunuz. Yani eksileni çıkarın ters işaretle topluyorsun. Bu kadar. Bu kadar olay. Ne demek hocam? Bu aslında şu demek arkadaşlar. Eksi 3'ü aynen yaz. Sonra çıkanın ters işaretlisi. Eksi 2'nin ters işaretlisi nedir? Artı 2'dir. O zaman artı artı 2 diyorum. Yani toplama yapacaksan bak çıkarmadan toplamaya geçeceksen bir fedakarlık yapman lazım. Dengeyi sağlaman lazım. O zaman bak bunu toplama çevirdiğin için bu eksiyi de artı yapacaksın ki dengeyi sağlayacaksın diyorum. E, eksi 3 ile artı 2'yi topladığımızda da bunlar birbirinin işaretler tersi olduğu için zıt işaretli olduğu için 3'ten 2'yi çıkar 1 mutlak derece büyüğün işaretini koyacaksın. O zaman ne olacak? Eksi 1 olacak diye düşünebilirsin bu şekilde. Bunu şöyle de düşünebilirsin. Ya şimdi elinde 3 tane eksili sayma pulum var. 2 tanesini çıkarıyorsun. 2 tanesini çıkardığında geriye bir tane eksili sayma pulu kalıyor diye düşünebilirsin. O da güzel bir yöntem oluyor. Ya da 3 lira borcumun 2 lirasını silersem geriye 1 lira borcum kalır diye de düşünebilirsin. Özellikle bunlara dikkat et. Eksi 5, eksi 9. Ya şimdi hocam 9'un işareti verilmemiş burada. Arkadaşlar 9'un işareti var aslında. Ama bunlar da tamam mı? Yazmıyorlar. Kafamız karışabiliyor o yüzden. Ama siz yazın hemen. Tamam mı? Şu eksi dokuz ya. Bak yani normalde çıkarma işlemi aslında bu. Ama sen şu dokuzun önüne artı yazabilirsin. Yani bunu artı dokuz olarak düşünebilirsin. Tamam. Bu sayede daha rahat işlem yapacaksın. Yani aslında bak eksi beş eksi artı 9'muş bu ama şu artıyı yazmamış keyfe eder, yazmayabilir demiştik. Ama biz şimdi yazdığımızda bu çıkarmayı toplamaya rahatlıkla çevirebiliriz. Nasıl çevireceksiniz hocam? Eksi 5'i aynen yazıyorum. Bak eksi aynen yazıyorum. Ve toplamaya çevirirken ikincinin çıkanın işaretini değiştiriyorum arkadaşlar. Artıysa bakın eksi yapıyorum. Şimdi biraz önce eksiden artı yaptık. Burada da artıdan artıya yaparsak olmaz. Artıdan eksi. O dengeyi sağlamamız gerekiyor işte arkadaşlar. Eksi 5 dedi. Eksi 9'u topladığımızda eksi aynı işaretli. 5, 9 daha 14. Ama nasıl 14? Eksi 14. Çünkü bunlar aynı işaretli arkadaşlar. 5 lira borç, 9 lira borç daha. 14 lira borç yapacaktır diyoruz. Yani çıkarma işlemi olduğunda böyle toplamaya çevirebilirsiniz. Hemen şu ikincinin işaretini yani çıkanın işaretini değiştirerek. Mantığı anladıysan korkma. MAK kısaltması bundan sonra arkadaşlar. Hani o MAK'ı gördüğünüzde ee, soracaksınız ee, muhtemelen. Ben özellikle burada onu uzun uzun yazdım. 2.394. Yani hocam şimdi mesela şey diyorlar. Tamam hocam siz böyle basit basit sayılarla yapıyorsunuz. Bize sınavda böyle büyük sayılar çıkıyor. Arkadaşlar bir işin mantığını öğrendiğinizde soru tipi ne kadar değişirse değişsin. Aslında yapabilirsiniz. Buna inanın. Ama mantığı mantığını öğrenmek kaydıyla. Şimdi biz bak mantığı öğrendik. E o zaman burada ne yapacağız? Bak şimdi bir de burada geçen yıldan bir şey var tamam mı? Mutlak değer var. Mutlak değer neydi? Mutlak değer çamaşır makinesi gibiydi. Temiz atarsan temiz çıkarıyor. Pis atarsan temiz çıkarıyor. Eksi 547 dediğin şey o zaman dışarıya artı 547 olarak çıkacak. Bak yazalım. Bunları bir de böyle düzenle. 2394 eksi. Bak burada bir çıkarma işlemi var. Sonra eksi 547 dışarı nasıl çıkacak? Artı olarak çıkacak. Artı 547. Bak bu düzenlemeyi yapacaksın. Sonra artı eksi 3414. Bak şimdi yeniden yazdım ben. Sen istersen yazma. Direkt buraya şunu düzenle. Ama işaretlere işte burada dikkat edeceğiz. Şimdi o zaman 2394'ten ben 547'yi çıkaracağım. Ya şimdi burada mesela toplamaya çevirmene gerek yok işte. Neden? Direkt çıkarılabiliyor. 2394'ten 547'yi çıkarabilirsin. Bir de bunu böyle hemen alt alta çıkar. Tamam mı? Alt alta çıkar. 2394'ten 547'yi böyle alt alta çıkarıyorum. 10'luk kaldım. 14'ten 7 çıktı 7. 8'den 4 çıktı 4. 13'ten 5 çıktı 8. E burada da 1 kaldı 1847. Bak şurayı 1847 olarak buldum. Artı olduğu için artısını yazmama gerek yok. 1847 ya da yazayım artı 1847 artı eksi 3414. Şimdi bak bir toplama işlemi var. Bu toplama işleminde arkadaşlar işaretler birbirinden farklı. O zaman çıkaracağız. Yani mutlak derece büyükten küçüğü çıkaracağız. 3414 14'ten 1847'yi çıkarıyorum hemen. Çıkaralım. 3414'ten 1847'yi ne yapıyorum? Çıkarıyorum. 14'ten 7 çıktı, 7 kaldı. 10'dan 4 çıktı, 6 kaldı. 13'ten 8 çıktı, 5 kaldı. 2'den 1 çıktı 1 kaldı. 1567 ama Eksi 1567, buna da dikkat et. Neden? Mutlak değerce büyün işaretini koyuyorsun. Tamam bak, şu an burada büyük, kuvvetli görünenler kimler? Burada kötüler. O zaman kötülerin işaretini koyuyorsun burada, tamam mı? Ve geldik çok yönlü sorumuza. çok yönlü soru dediğimiz ne arkadaşlar? Okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte çok yönlü soru. Ne ararsan var yani arkadaşlar. Ya burada bu tarz sorulara birden alışamayabiliriz. Bu zaten böyle olur. Yani birden olmaz her şey. O yüzden yavaş yavaş bunlara alışmamız gerekiyor. Çünkü bu LGS olsun, üniversite sınavları olsun hep bu tarz sorulara kayıyor artık arkadaşlar. Biz de bu gelişmeleri yakinen takip ediyoruz, ediyorum. O yüzden mutlaka arkadaşlar bu sondaki soruları anlamaya çalışın, çöz çalışın e, hatta videoyu böyle sardırın, tekrar tekrar izleyin. Mantığı ne yani? Hani ezberlemek açısından değil. Mantığı ne? Mantığı öğrenin. Bu tarz sorularda direnç geliştirin diyorum. Hemen soruya başlıyoruz. Yukarıdaki kartlardan farklı renklerdeki birer tanesi seçiliyor. Mesela bir tane işte sarı, bir tane mavi, bir tane kırmızı gibi. Seçilen kartlardaki sayılar küçükten büyüğe olacak şekilde. Bakın küçükten büyüğe olacak şekilde şart geliyor. Üst üste koyulduğunda en altta sarı ha küçükten büyüğe koyuyorsan en altta sarı olacak. Tamam. O zaman arkadaşlar şimdi bakın en üstte de kırmızı bulunuyor diyor. Hmm. Şimdi arkadaşlar o zaman siz en alta sarıyı koydunuz. En üste kırmızıyı koydunuz. Küçükten büyüğe gidiyorsunuz. Buna göre seçilen kartlardaki sayıların toplamı kaç olamaz denilmiş. Şimdi şöyle düşünün. En altta sarı var. Eksi 18 bak küçük. Sonra işte eksi 15'i koydun. Tamam eksi 18 bak eksi 15 ondan daha büyük. Sonra işte eksi 10'u koydun. Tamam bak böyle bir şey olabilir. Yaz bunu. Eksi 18 artı eksi 15 artı eksi 10. Bak küçükten büyüğe gitti mi? Sarı, mavi, kırmızıyı kullandın mı? Kullandın. Topla bunları. 18, 15 daha 33. Eksi 33 tabii ki. 10 daha. Eksi 43 yaptı mı? Yaptı. Bak eksi 43 var mı şıklarda arkadaşlar? Var. E o zaman bu olabilir. Bize olamazı soruyor bu arada. Devam edelim. Sonra işte efendim eksi 18'den sonra ben eksi 9'u seçebilirim. Bak eksi 18, eksi 9 bu da olabilir. Bak küçük, büyük, daha büyük eksi 2. Bak eksi 9'dan sonra eksi 6'yı da kullanabilirsin. Eksi 2'yi de kullanabilirsin. Eksi 18'i kullandım ben. Eksi 18'i kullandım. Sonra eksi 9'u kullandım. Sonra da eksi 2'yi kullandım. Neden böyle kullandınız hocam? Şundan dolayı eksi 18 eksi 9'u toplarsam eksi 27. Eksi 2 daha eksi 29 yapıyor. Bak eksi 29 da var mı? Var. Devam ediyorum arkadaşlar. Eksi 10 bakın kullanabilirim. Burada eksi 9'u kullanabilirim. Burada da eksi 2'yi kullanabilirim. Bak böyle bir şey yapabilirim. Eksi 10, eksi 9, eksi 2. Yapalım onu. Eksi 10, on, eksi 9, eksi 2. Peki bunu kullandığımda eksi 21 var mı arkadaşlar şıklarda? Yok. Demek ki ya onu da koymamış. Olabilir ama hani onu da koymamış. Devam edelim. Başka ne yapabiliriz? Eksi 18'den e, sonra arkadaşlar eksi 9'u kullandık evet. Sonra eksi 6'yı kullanabiliriz. Bakın böyle bir şey de yapabiliriz. Eksi 18, eksi 9 ve eksi 6. Bak bu da sağlıyor. Eksi 18, eksi 9, eksi 6. Bunları topladığımda arkadaşlar bak bu da ne yapıyor? Eksi 18, eksi 9 da eksi 27. Eksi 6 da arkadaşlar ne yapıyor? Eksi 33 yapıyor. Bu varmışlıklarda bu da yok. E o zaman ne yapacağım? Başka bir şey daha denemem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bundan biri olamayacak ama hangisi olur olmaz bunu belirlemem gerekiyor. Buradan sonra ben neyi seçebilirim? Eksi 10'u seçerim. Bak burada eksi 9'u seçerim. Süper olur hatta. Bakın eksi 10. Evet. Sonra eksi 9. Evet. Ne oldu? Eksi 19 oldu. Bir de şuradan eksi 6'yı seçsem Bak eksi 6'yı sessem. Bak bu o zaman küçükten büyüğe doğru sıralandı mı? Sıralandı. Şartı sağladı mı? Sağladı. Ne oldu? Eksi 25 oldu mu? Oldu. Bak bu da olabildi. Ama eksi 22 Olamadı. Doğru cevabımız ne ne oldu? Denizli olmuş oldu arkadaşlar. Ya burada hocam peki zaman kaybettirmiyor mu? Evet e, bazen sorularda zaman kaybettirebilir. Bir sorudan zaman kazandığınızda bir soruda o zamanı tasarrufu sağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Zamanımızı e, tasarruflu bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Tabi burada hani şunu görürseniz zaten mükemmel bir şey. Ya ben burada hocam eksi 10'u seçeceğim. Bak böyle bir yol da var. Ben burada eksi 9'u seçeceğim. Tamam. Burada da eksi 2'yi seçtiğimde eksi 21 bulduk ya hocam. Ama eksi 22 olmayacak o zaman. Eksi 22'li bir şey yapamayacağım ben hocam. Direkt böyle de görebiliyorum. Ama biraz tehlikeli bir yol arkadaşlar o hani öyle de olabilir yani neler oluyor neler olmuyor hani böyle alt sınırdan üst sınırdan da bakabilirsiniz ama böyle yazıp olabilenleri görüp olamayana gitmek de e, bu tarz şeyleri düşünmek de önemlidir diyorum evet böylece bu çok yönlü sorumuzu da çözmüş olduk bir dahaki videolarda görüşünceye kadar kendine çok iyi bak hoşça kal